Yılmaz Özdil'in 22 Mart 2018 tarihli İnek başlıklı köşe yazısını seslendiriyorum. Asrın liderimiz kafasına hareket memuru şapkası taktı, düdüğü çaldı, Ankara-İstanbul arasındaki hızlandırılmış tren seferlerini bizzat başlattı. İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma dandik lokomotiflerle şov yapıyorlardı. Tren sigortalı, yolcular sigortasızdı. 80 kilometre hız limiti olan viraja 132 kilometre ile daldı. ikinci vagonun sol tekerleği raydan çıktı. Bağlı vagonlar peş peşe yaprak gibi savruldu. Tren uçtu. 41 kişi hayatını kaybetti. 80 kişi yaralandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü hakkında soruşturma bile açılamadı. Çünkü Ulaştırma Bakanı izin vermedi. Ulaştırma Bakanı hakkında gen soru bile verilemedi. Çünkü AKP oylarıyla reddedildi. Dava zaman aşımından düşürüldü, AKP tarafından sicil affı çıkarıldı, makinistler de yırttı. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürüne inovasyon ödülü verdiler. AKP'den milletvekili adayı yaptılar. Bu Ulaştırma Bakanını başbakan yaptılar. Bu başbakanı cumhurbaşkanı yaptılar. Aynı bölgede trafik kazası oldu. Bir otomobil sollama hatası yaptı, asfaltın kenarında yürüyen ineğe çarptı, panikle direksiyonu kırdı, sollamaya çalıştığı otomobile yandan patlattı. Arkadan bir kamyonet geliyordu, önündeki kazadan kaçayım derken şarampole yuvarlandı. Takla attı, bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı, inek telef oldu. Duruşma üstüne duruşma yapıldı. Bilir kişi üstüne bilir kişi istendi trafik kazasına karışanların kimisi adamı öldürmekten, kimisi yaralamadan, kimisi maddi hasara yol açmaktan hakim önüne çıktı. Kasko şirketleri devreye girdi, tazminat üstüne tazminat talep edildi, 7 sene sürdü, işin içinden çıkılamadı. Adli tıpa başvuruldu, bir raporda oradan istendi, adli tıp uzun uzun aylarca inceledi, davanın 8. senesinde raporunu verdi. İnek suçlu çıktı. İneğin sahibi 75 yaşındaki gariban çiftçi Cemalettin Doğancan'a 3 sene hapis cezası verildi. Gey ve cezaevine tıkıldı. 8 ay yatırdılar, 8 ay sonra denetimli serbestlik kararı ile bıraktılar. 2 sene boyunca denetimli serbestlik kapsamında tutuldu. Haftada 2 defa karakola gidip yurt dışına kaçmadım, buradayım diye imza verdi. Yeterli görülmedi, 3 ayda bir rehabilitasyon seminerine katılma mecburiyeti getirildi, ıslah edilmeliydi. Sosyal hizmet uzmanları tarafından bir daha suç işlememesi konusunda psikolojik ve sosyolojik olarak eğitildi. Hayatlık kabusa döndü. 3 sene sürüm sürüm süründürüldü. Aynı ülkede bulaşıkçılık, overlockçuluk ve rap şarkıcılığı yapan Tosun'un biri internette çiftlik bank kurdu, beğendiğiniz ineğin üstünü tıklayıp, Şahsi banka hesabıma parayı yatırın, bir koyun beş alın dedi. Saman ithal eden ülkenin insanları bu teklifi çok mantıklı buldu. Tosun'un şahsi hesabına Tiko para 500 milyon lira yatırdılar. Tosun paraları balyaladı, Uruguay'a kaçtı. Şimdi video gönderiyor oralardan. Ferrari almış, yat almış, malikane almış, hiç merak etmeyin en kısa sürede paranızı ödeyeceğim diyor. Uruguay'da elçiliğimiz yok. Suçluların geri verilmesi anlaşmamız filan yok. Uruguay'dan inek alabiliyoruz. Tosunu alamıyoruz. Üstelik çiftlik bankın ilk ve tek olmadığı ortaya çıktı. Anadolu Farm, Çılgın İnekler, Süt Bank, Galeri Bank, Yeşil Bank, Çiftlik Shop, Bizim Tavuklar, Gerçek Çiftçi, İmece Bank isimleriyle internette para toplayan 120'den fazla sanal çiftlik bulunduğu anlaşıldı ve aynı ülkede trafik kazası oldu, otomobilin biri aniden asfalta çıkan ineğe çarptı, otomobilde hasar meydana geldi, sürücünün eşinin kolu kırıldı, ineğin kaburgaları kırıldı, olay yerine gelen polis ekipleri ineğin sahibini aradı, ineğin sahibi başına gelecekleri bildiği için ortaya çıkmadı, kim olduğu saptanamadı. Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması neticesinde inek suçlu bulundu, gözaltına alındı, Cezaevine konulamayacağı için 7 emin tayin edilen Erzurum Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne tıkıldı. Kaza olduğunda 4 aylıktı, 18 aydır yatıyor iyi mi? Açıkça görülüyor ki memleketin başına ne geliyorsa ineklerden geliyor. Nedir bu ineklerden çektiğimiz böyle kardeşim? diyor Sayın Yılmaz Özdil 22 Mart 2018 tarihli köşe yazısında yazarımıza teşekkür ediyoruz değerli yazısı için. Arkadaşlar benim bu köşe yazılarını seslendirmemin nedeni görme engelli arkadaşlarımızın ya da okumakta zorlanan yaşça büyüklerimizin ya da bir yandan bir işle uğraşırken diğer yandan da YouTube'dan haber, köşe yazısı dinlemek isteyen arkadaşlarımızın köşe yazılarına ulaşmalarını kolaylaştırabilmek. Arkadaşlar beğen butonuna basarsanız video daha çok önerilecektir ve bu konulardan, bilgilerden, haberlerden daha çok arkadaşımızın haberi olacaktır. Seslendirmelerimin devamını da kaçırmamak istiyorsanız arkadaşlar, oynatma listem sesli köşeye ya da kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum vakit ayırıp dinlemiş olduğunuz için. İyi günler dilerim. <laughs>